Birkaç gün önce başladığımız şarküteri dosyamızın üçüncüsünde sıra ve bugün mercek altına aldığımızsa kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytin. Sahtekarlar ona da el atadı çok oldu ama zaman ilerledikçe sahtekarlığın dozu da arttı. Zeytinin içine yeni hileler girdi. Peki hileli zeytini anlamanın yolu var mı? Cevabı haberimizde. En çok hangi zeytini seviyorsun? Siyah zeytin. Zeytin alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Zeytin alırken ilk önce zeytinin rengine bakarım ben. Zeytine hile karıştırdıklarını biliyor muydunuz? Biliyoruz. Her şey var yani. Yok, hayır, bilmiyordum. Gerçekten mi? Olabilir. Tabii, mümkün. Gıda sahtekarları gözünü bu kez de sofralarımızdan eksik etmediğimiz zeytine dikti. Ne mi yapıyorlar dersiniz? Zeytine akla hayale gelmeyecek hileler karıştırıyorlar. Bir madde gibi bir şeyler karıştırıyorlar. Kostik kullanılıyor yani zeytini çabuk siyahlaştırmak için. Kostik aslında lavabo açıcı bir temizlik malzemesidir. Hani buna kullanıldığı zaman çabuk renginin dönmesini sağlıyor. 2-3 ayda siyah zeytin olacağına 15-20 günde siyah zeytin oluyor. Böyle zeytine mesela paslı demiri koydukları zaman çabuk olgunlaşıyor. Üstelik zeytindeki hile bunlarla da sınırlı değil. Albenisini arttırmak için parlaklığına dahi müdahale ediyorlar. Ayçiçek yağıyla zeytini parlatabilirler. Peki nasıl anlayacağız yani? Zeytinin hileli olup olmadığını anlamak için zeytini açıp içine bakmak gerekiyor. Eğer çekirdeği kahverengi ise bu zeytin kaliteli bir zeytin demektir. Ama eğer zeytini siyahsa o zeytinin içinde boya kullanılmış demektir. Bir diğer yöntem de zeytinin tadına bakmak. Zeytini şöyle tattığınız zaman ağızda buruk acımsı bir tat bırakıyorsa dikkat edin, o zeytinde hile var demektir. Zeytinin sapının olduğu yere bakarsanız, beyaz olmamasına dikkat ederseniz daha iyi olur. 10 liraya zeytin alır mıydınız? Kesinlikle yok. En uygun 15 lira bizim aldığımız zeytin. 8 liraya 10 liraya da sele zeytini diye satıyorlar ama sele zeytinin 5-6 ay selede bekleyip bu hale geliyor. Hani buna emek verip de 10 liraya satılır mı bu zeytin? Uygun aldığın zaman zaten kalitesiz oluyor. Onun bir maliyeti var. 1 kilo zeytin üreticinin elinden yaklaşık 13 liraya çıkıyor. Bunun pazara çıkışı var, üreticinin tüccara satışı var, tüccarın hale satışı var, halden de bize gelişi var. Kaç liradan aşağı zeytin almamak gerekiyor? Şu an şu duruma göre 25 liradan aşağı siyah zeytin yenmez.